f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Fonksiyonun 3,0 noktasındaki eğimi tanımsız yani teğet doğrusu x eksenine dik. 3,0 noktasındaki teğeti çizelim. Evet. 0, eksi 3 ve 6, 3 noktalarında da eğim 0. Yani teğet doğruları x eksenine paralel. 0, eksi 3 şöyle göstereyim. Evet bu da 6, 3 noktasındaki teğet f'in türevlenebilir olmadığı tüm x değerlerini seçiniz evet bizden f'in türevlenebilir olmadığı x değerlerini bulmamızı istiyorlar f üssünün olmaması için 3 koşul vardır bunlardan ilki fonksiyonun bu noktadaki teğetinin x eksenine dik olmasıdır buna kısaca düşey teğet diyelim. Peki bu durumda fonksiyon neden türevlenemez diye de düşünelim. Türev y'nin x'e göre değişimidir öyle değil mi? Düşey teğet noktasında x'teki çok küçük bir değişim y'de ya pozitif ya da negatif yönde sonsuz bir değişime denk gelir ve bu yüzden de bu noktada türev yoktur. Düşey teğet x eşittir 3 noktasında olduğu için bu x değerinde yani 3'te türev yoktur diyebiliriz. Peki ya teğetlerin x eksenine paralel olduğu durumlar ki bunlara da kısaca yatay teğet diyelim. Yatay teğetlerde sorun yok. Bu noktalarda türev alınabilir ve hatta sıfıra eşittir. Örneğin f üssü 6 ve f üssü 0 sıfıra eşittir. Türev alamayacağımız başka durumlar var mıdır? Hemen not ediyorum. Fonksiyonun süreksiz olduğu noktalarda da türev yoktur. Evet, süreksizlik. Grafiği incelediğimizde fonksiyonun x eşittir eksi 3 noktasında süreksiz olduğunu görüyoruz. Evet, x eşittir eksi 3'te türev yoktur. Buradaki seçenekler arasında sadece bu ikisinde türev alınamaz. Bu arada fonksiyonun sağ ve sol uçlarında nasıl bir davranış gösterdiğini de bilmiyoruz. Aslına bakarsanız bunlarda incelenmesi ilginç durumlar olabilirdi ama... Seçenekler arasında olmadıkları için bir şey söylemeyeceğim. Az önce de söylediğim gibi x eşittir 0 noktasında türev tanımlı ve 0'a eşit. Aynı şekilde x eşittir 6 noktasında da yatay bir teğet var ve türev yine 0. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Ha bir saniye bir saniye türevin alınamayacağı 3 durum vardır demiştim ama sonuncudan bahsetmedim değil mi? Türevi alamayacağımız 3. durum fonksiyonun keskin bir dönüş yaptığı noktadadır. Bunu da keskin dönüş olarak not edelim. Pek matematiksel bir açıklama olmadı farkındayım ama bu şekilde aklınızda kalması daha kolay. Keskin dönüş. Bunun gibi. Evet ya da ya da bunun gibi. Bir saniye bu çok keskin bir dönüş olmadı. Evet bu daha iyi. Evet, fonksiyonların zaman zaman böyle keskin dönüşler yaptıklarını görürsünüz. Bu noktalarda türev alınamamasının sebebi bu noktaya yaklaşırken bakın sağdan yaklaşırken farklı, soldan yaklaşırken de farklı bir eğime sahibiz. Burada eğim pozitif yani x artarken y de artıyor. Diğer tarafta ise negatif. Bu noktaya yaklaşırken eğimin limitini almaya çalışırsak sağdan ve soldan yaklaşırken farklı değerler elde ettiğimiz için limitin dolayısıyla türevin olmadığını görürüz. Bu grafikte keskin bir dönüş olmadığı için bu durumu burada değerlendirmedik ve hatta neredeyse unutuyorduk. Her neyse. Bir örnek daha görelim. Değil mi? Evet, hadi. Hem burada bakın keskin bir dönüş de var. Tamam f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. Fonksiyonun x eşittir eksi 3'te düşey asimtotu, y eşittir 0 ve y eşittir 4'te de yatay asimtotları vardır. Eğrinin bu ucunda x eksi sonsuza yaklaşırken y 0'a yaklaşıyor. y eşittir eksi 4'te de bir yatay asimtot daha var. Bakın burada x sonsuza yaklaşırken y'nin de 4'e yaklaştığını görüyoruz ve... F'in türevlenebilir olmadığı tüm x değerlerini seçiniz diyor. Şimdi öncelikle düşey teğetlere bakalım. Bakıyorum. Bu fonksiyonun düşey teğeti yok. Peki sırada süreksiz olduğu noktalar var. Fonksiyon burada yani düşey asimtotun olduğu noktada süreksiz. x eşittir eksi 3'ten bahsediyorum. Aynı şekilde x eşittir 1'de de bir süreksizlik var son olarak da bir de keskin dönüş olan noktalarda türev alınamaz demiştik değil mi evet demiştik bu noktada keskin bir dönüş var. Soldan yaklaşırken eğim sabit ve pozitif ama noktanın sağına geçtiğimizde eğim negatifleşiyor. Türev almaya yani bu noktaya sağdan ve soldan yaklaşırken eğimin limitini bulmaya çalışırken de iki tarafta farklı değer aldığı için limit tanımsız olacak. Bu yüzden keskin dönüşün olduğu noktada da türev alınamaz diyebiliriz. İleriki videolarda göreceğiz ama türevin grafiğini çizeceğimiz zaman örneğin bu noktada bir süreksi olacak. Bunu da işaretleyelim. X eşittir sıfırı da kontrol edelim. Evet burada teğet düşey değil bir süreksizlik ve keskin bir dönüşlü olmadığı için fonksiyon x eşittir sıfırda türevlenebilir sorun yok.